belgesel çekiyorsunuz, biyografiler çekiyorsunuz. Haldun Dorman'den işte Yaşar Kemal'e kadar, Tarık Akan'dan Rutkay Aziz'e kadar yaşayanları ve aramızda olmayanları, Zeki Müren'i, Neşet Ertaş'ı da çektiniz. Aile varsa eğer zaten kendi rızasıyla belgeselini çektirenler vardır, yaşayanlar var. Ama aramızda yoksa siz nasıl bir yol izliyorsunuz aileden izin alarak? Çünkü eğer yoksa o değer, aileyle görüşerek izin almanız gerekir. Nasıl bir metot izliyorsunuz? Ya bir kere bir belgesel yapılacak, filmi yapılacak bir sanat insanının ayrıntılarına girmek için zaten evladını, eşini, aile üyelerini dinlemek gerekiyor. Hikayenin güçlü olması için. Ve ben sürekli senin saydığın bu güzel isimlerin ve daha pek çok ismin ya eşine kayıpsa, yani hayattan göçüp gitmişse, ya da evladına ulaşırdım. En azından arşiv için, en azından tanıklık için. Bu bir ilkedir, vicdandır. Yani bugüne kadar benim gerçekten aileden izin almadan yaptığım bine yakın biyografik belgeselde bir tane belgesel yoktur. Çünkü sonuçta benim vicdanım sizler. Onların da onurlanmasını isterim çünkü. Sonuçta birlikte bir 40 yıllık ömür sürdürmüşler aile üyeleriyle beraber. Ya eşi ya evlatları. Kimse o efsane. Bu bazen evladı olmayan insan için eşi devreye girer. Hatta yakın bir akrabası da devreye girebilir. Sonuçta bütün dünyada sanatçılar için, özellikle sanat insanları için bu geçerlidir. Çünkü sen onun eserini de kullanmak durumundasın. Bir Zahidem'i değerlendirmeden, Zahidem'in oluş öyküsünü değerlendirmeden nasıl yapıldı, Zahide kime yazıldı, bunları aile üyelerinden dinlemeden gerçekten belgesel yapmanın da anlamı yok, sinema yapmanın da anlamı yok. Bu yüzden ben onu hem tanıklık, hem arşiv, hem de bir vicdan meselesi yapardım. Onların onurunu alırdım. Onurunu alırdım, daha değerli olurdu o zaman. Alamazsanız, Alamazsam ikna etmeye çalışırdım. ikna Çünkü çok değerli. edemezseniz, Yapmam. bitti. Tamam. Belgeseli izleyelim o zaman arkadaşlar. Bu son söylediğini bir yere not alın sevgili seyirciler. Biraz sonra Hüseyin Ertaş'ın da söyleyecekleri var. Şimdi Neşet Ertaş'ı Nebil Özgentürk'ün gözünden bir izleyelim. Kerem de oldum, Mecnun da oldum. Aldım başımı gittim memlekette. Daha gidiyorum, daha gidiyorum. En güzel sevda türküleri ona aittir. Bunda Kara Gözlüm Efkardan'la Gülgayrı'yı da bestelemişti. Tatlı Dillim Güler Yüzlüm'ü de. Koca İstanbul'da tek göz odalı kiralık konusunda bir başına ve beş parasız kalıp sahnelere çıkamaz olduğundaysa, ardında Kendim ettim, kendim buldum, zülüf dökülmüş yüze, Zahidem, Gönül Dağı gibi yüzlerce türkü bırakmıştı. Hapishaneye düştüğünde ise yüzlerce sevda türküsü. 70'lerin ortalarıydı. Ne yapabilirdi ki? Başka nasıl davranabilirdi? O da gereğini yaptı. Uydurduğu gurbetçi pasaportuyla çekip gitti bu diyardan. İşte bu hikaye yalnızlığın, garipliğin ve gurbetin hikayesi. Saygısızlık olmasın. Ceketimi çıkartabilir miyim? Evet. Hayatından bir kişi aktardım. Neşet Ertaş'ın, yani Neşet Baba'nın yaşamı da inişli çıkışlıydı. Ama hakkını yemeyelim. İlk gençlik yıllarında ve olgunluk zamanlarında göremediği yoğun saygı ilgiye yaşamının son dönemlerinde fazlasıyla kavuşmuştu. Konser üstüne konser veriyordu. Hınca hınç dolan salonlarda. Ve belgeselleri yapılıyordu. Neşet Ertaş, yaşayan insan hazinesi seçilmişti UNESCO tarafından. Ve Ankara buna çok itibar etti. Tam da. Babayı izleyince tabii o güzel görüntüleriyle Neşet Ertaş, biz de duygulanıyoruz, ailesi de duygulanıyor. Şimdi biraz soluklanın o zaman. Bir türküden sonra ailenin bir söyleyecekleri var. Çok önemli bu söyleyecekleri. Lütfen sizler de dikkatle dinleyin. Çok üzgünler. Neden üzgün olduklarını anlatacak. Evet, söylediler. Tanıttık.
söylediler. Mühür gözlüm dedim ama başka bir türkü söylediniz. Mühür gözlümü söyleyeceklerdi. Şimdi Neşet Ertaş'ı anlatırken benim de aklıma kendinden duyduğum bir hatırası geldi. Mahsuni Şerif'le birlikte konserlere çıkıyorlar. Konser sonunda kavgalar olmaya başlayınca Neşet Ertaş diyor ki, kardeşim diyor, senin olduğun konserlerde kavga çıkıyor diyor. Biz yolları ayıralım diyor. Ne güzel ya. O yüzden. Ama hep onlar en iyi dostlardı o ikisi. Evet, çok iyi dostu. Tabii ki. Değil mi? Tabii en iyi ki. Dostu Mahsuni Şerif diyebilir Kesinlikle. Miyiz? Sanat dünyasında babamızın en iyi, en yakın dostu Mahsuni, rahmetli Mahsuni Baba'ydı. Evet. O da şöyle, efendim, yani ilk zamanlarda tabii beraber konserlere giderlermiş. Burada evet Gülşen Kutlu ablamızın dediği gibi bazı şeyler olmuş. Ondan sonra demişler, arkadaş sen hak yoluna, ben gönül yoluna, yollarını ayırmışlar. Ama hak da gönül de haktır derdi babam, ikisi aslında birdir ama. Yani bunlar ömür boyu biz biliriz. Hep görüştüler, hep dertleştiler, dertlerini paylaştılar. Mahsuni Baba sözünü dost doğru söylerdi. Onun söylediği, arkadaş bu yanlış diye anlatırdı. Babam da doğru olan şudur, güzel olan budur diye anlatırdı. Aslında ikisi de aynı şeyi, aynı yola çıkıyor, aynı yolun yolcusu. Ama üslup biraz değişikti. O yüzden beraber sahneye çıkmaları, beraber konser vermeleri bıraktılar ama ömür boyu dost kaldılar. Hatta hatırlarım, söylemek gerekir mi bilmiyorum ama Almanya'da evimize de gelmişti. En son zamanlarında hastalığı. Almanya'ya geldiği zamanlarda evimize de gelmişti. Oraya fazla girmeyeceğim. Yani ömürlerinin sonuna kadar dostlardı. Dost kaldılar birbirlerine. Zaten bazı programlarda birbirlerine yazdıkları. Babam bir programa katılmıştı. Mahsuni Baba aradı. Güzel anılarını anlattıktan sonra babama bir şiir yazmıştı. Onun akabinde Mahsuni Baba bir programa katıldığında